Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir gamepad incelemesiyle karşınızdayım. Ben bu gamepad'i arkadaşlar yurt dışından satın aldım. Bunu hemen size incelememin başında belirtmek istiyorum. Neo S modeli. Aslında bunu yapan oyun geliştiricisi Embers Game, biliyorsunuz son zamanlarda 3'e bölündüğüne dair falan dedikodular vardı. Onların arkadaşlar geliştirdiği bir gamepad ve lisansları vesaire de mevcut. Lisansların olması neden önemli? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar iOS'te özellikle lisanssız gamepad'ler çok fazla sorun çıkartabiliyor. Ve lisanslı gamepad'lerde arkadaşlar tek tek oyunlar için ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt olarak cihaz gamepad'i tanıdığı anda bütün tuşları kendisi ayarlıyor. Direkt olarak fiyatını da söyleyeyim size arkadaşlar. Şu anda bu cihazın fiyatı Türkiye'de yok. Bunu söyleyeyim baştan. Yurt dışında 50 dolar gibi, gümrük vergisi vesaire arkadaşlar 60-65 dolara falan geliyor aldığınız yere bağlı olarak. Ben arkadaşlar klasik modelini seçtim ama çok farklı tarzda modelleri var. Klasik modeli gördüğünüz gibi şu şekilde. Benim böyle biraz daha hani içinin görünen bir yapıda olması hoşuma gitti. Dürüst olmak gerekirse ve o yüzden bu modeli seçtim. Bunu arkadaşlar Nintendo Switch'te kullanabiliyorsunuz ama ben iPhone'um için aldım. Yani iPhone 15 Pro Max kullanıyorum. Onun için aldım. Hani biliyorsunuz artık bu iPhone'lara Triple H dediğimiz işte Resident Evil gibi. Yakında mesela Mirage gelecek. Assassin's Creed'in. Hatta önümüzdeki süreçte Baldur's Gate 3'ün gelmesi falan da konuşuluyor. Bu tarz oyunlar geleceği için hani telefonda oyun oynarım diye satın aldım arkadaşlar. Fiyatı da bana makul geldi açıkçası. Hani 50 dolar vesaire. Yani 60 dolara geliyor ama bu tarz bir gamepad mesela, yani iPhone'u desteklediği bir gamepad almaya kalktığınızda 3-4 bin lira para vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla dışarıdan bana daha uyguna geldi fiyatı. O yüzden de bu gamepad'i tercih ettim. Şimdi arkadaşlar bu gamepad gerçekten güzel. Hani dokunuş hissiyatları, elde tutuş, mesela şu kare pozisyonda olması sizi şuna düşündürebilir. Ya hani tutuş hissiyatı rahatsız mı vesaire. Değil arkadaşlar. Şöyle tuttuğunuzda gayet elinize oturuyor yani. Bunu size baştan söyleyebilirim. Ben gayet memnun kaldım bu gamepad'den. Şu arkada da tuşlar var. Bunları tanımlamak isterseniz tanımlayabiliyorsunuz ama ben hiç gerek duymadım. Direkt olarak iPhone'da mesela Karate Kid yüklüydü. Karate Kid miydi o oyunun adı? Bir dakika. Karate'li bir şey miydi? Bir saniye söyleyeyim de size. Pardon. Samurai Jack. Karate Kid nereden çıktıysa. Samurai Jack oynadım mesela. Oysin Horn 2 oynadım. Bunlar da mesela direkt olarak tuşları tanıdı. Yani herhangi benim bir tuş tanımlamama vesaire gerek kalmadan direkt olarak bu oyunları oynadım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Apple Arcade var. Apple Arcade'de de bir sürü oyun var. Oradan indirip oynayabiliyorsunuz. Nintendo Switch'te denemedim. Ama Nintendo Switch'te de direkt olarak çalıştığına dair videolar var internette. Nintendo Switch haricinde arkadaşlar tabii ki bilgisayarda da çalışıyor. Bunu da sizlere belirtmem gerekiyor. Yani PC'ye de direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Android'de de yine aynı şekilde direkt olarak uygulaması vesaire var, yükleyebiliyorsunuz. iPhone'a tanımlaması çok basit. Bunu size baştan söyleyebilirim. Yani buradan açıyorsunuz. Bluetooth'tan girip Pro Controller diye çıkıyor zaten. Bluetooth'tan girip tanımladığınızda direkt olarak tanımlanmış oluyor ve oyuna girdiğinizde arkadaşlar hemen bu gamepad'le, yani şu elinde görmüş olduğunuz gamepad'le direkt olarak bu oyunları oynamaya başlıyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Eğer bir telefon için gamepad almayı düşünüyorsanız ben bunu size tavsiye ederim gerçekten. Güzel bir gamepad. Fiyatı dediğim gibi yurt dışından aldığınızda 60 dolara denk geliyor. Türkiye'de yakında satışa çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu tarz gamepadler genelde ülkemizde de satışa çıkıyor. Türkiye'deki satış fiyatı ne olur? Onu kestirmek biraz güç ama bunlar da hani özel tüketim vergisi vesaire o kadar fazla değil. Sadece KDV'den biraz geçiriyorlar %20 kadar. O yüzden hani işte yurt dışı fiyatı 50 dolarsa arkadaşlar 3 kere 5 15 hani muhtemelen bir 2-2,5 civarı bir fiyata gelir. Yani yurt dışından aldığınızda tabii ki biraz daha uyguna gelebilir diye düşünüyorum ben. Amazon'da vesaire var. Şu anda Amazon Türkiye'de olmadığı için direkt Amazon Almanya üzerinden vesaire ya da Amerika üzerinden direkt satın alabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Bu kontroller hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bunları benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.